Merhabalar. Hoş geldiniz. Selam güzel canlar. Merhabalar. Her biriniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Görüşmeyeli. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş geldiniz. Gelsin sevgili güzel arkadaşlarımız da. Geçen hafta öyle söz vermiştik. Merhaba, hoş geldiniz. Maşide hoş geldin. Çiçeğim benim. Selamlar. Böyle bir dedik soru cevap yapalım. Beraber buluşalım. Hoş geldiniz. Derya hoş geldin. Hatice hoş geldin. Her biriniz hoş geldiniz. Canım. Tuğbacığım hoş geldin. Biz de seni çok özledik. Çok şükür. Antalya'dan selamlar. Bizden de selamlar. Hoş geldiniz. Çok şükür. Evet, Azerbaycan'dan bizden de selamlar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz bizden de. Hoş geldiniz. Evet, geçen hafta söz vermiştik. Biraz dedik bugün böyle soru cevap yapalım. Ama yine sordum, dedim ki şu anda bütünün ihtiyacı neyse, kimin neye ihtiyacı varsa, şu anda gerçek manada alemde bir şeyler oluyor. Ve bu olan şey güzel. Olan her daim güzeldir. Olan şey güzel. Güzelliği idrak edebilmek için de birazcık zihinlerimizin biraz açılması gerekiyor. Zihnimizin açılabilmesi için de iç sesimizi biraz susturmamız gerekiyor. Kalbimize odaklandığımızda, yani zihnimizi sustururken kalbimize odaklandığımızda bizim aslında aklımızla, fikrimizle bazı şeyleri anlayamadığımızı, belki bunu çok aklederek geçemeyeceğimizi anlamamız gerekiyor. Bazen alem bizimle konuşur ama bunu akıl boyutuyla değil, kalple anlayabiliriz. Her şey örtülüdür. Ben de örtülüyüm, değil mi? Bedenimde bir sonuçta bir derim var. Ben de örtülüyüm. Bütün varlıkta kendini örten Yaradan, her alemde kendini örten Yaradan. Çünkü güneş de örtülü. Bütün alemi yansıttığı ışığı, güzelliği, ısısı her daim. Fakat örtülü olma halinden ben gerçekten güneşi, gerçek güneşi göremiyorum. Su mesela. Suyu ele alalım. Su da örtülü, şeffaf, her şeyi her yere uyumlu, değil mi? Belki de Allah'a fiziki olarak teşbihte hata almaz, benzeyebilir diyebiliriz. Su neden? Tasavvufta mesela benzeyen fiziki olarak Allah'a sudur. Her yerde rengi, her rengi bürünür, her yerin kabına göre şekillenir. Bütün varlıkta kendini örter. Bizde olduğu gibi, bak düşünsenize bedenimiz örtülü, cins olarak midemiz örtülü, yediklerimizi öğüten odur, midede kapalıdır, değil mi? Her şeyi öğüten, saklayan, gizleyen. Nefesimiz örtü, sesimiz bir çalgı gibi, bir frekans gibi. İnsan olarak anlamlı tek ses çıkaran canlıyız. Anlamlı tek ses çıkaran canlıyız. Aklımız niyetimizle örtülü. Şimdi bu önemli. Aklımız niyetimizle örtülü. Sen bir yola girersin ve o yolda dua ve işte niyetlerle devam edersin. Aklın niyetinle devam ettiğinde, yani örtülü dedik ya,
devam ettiğinde niye, niçin söylediğini bilmezsin. Ama bir niyet vardır, halis bir niyet vardır ortada. O niyetle devam edersin. Bu da birazcık şükür enerjisi, yolda kalma hali, yoldaki gelen tüm negatiflere karşı, senin negatif diye zannettiğin olaylara, olaylardan yola çıkan duygulara rağmen gerçek duygularınla yüzleşme halinden kaynaklanan bir niyet hali. Biraz karışık gibi gelebilir ama gerçek olan duyguyu çözmek için de gerçek nedir onu bilmemiz gerekiyor. Sondaj gibi derin bir bakışla, duyarlı bir duyarlılıkla elde edilen bir şey bu. Derin bir bakış, yani sondajlamak, aşağıdaki bilgiyi çekmek. Bilgiyi çekmek. O yüzden bu bilgiyi çekerken nereden çekeceğim? Kalbimden çekeceğim. Kalbimden çekeceğim. Bu çünkü gözümüzde bir ova gibidir. Ortada ama saklı. Bilgiyi nereden bakacağım? Gözümle değil, gözümle değil, kalp gözümle bakacağım. Çekeceğim o bilgiyi oradan. Birazcık anlama kapasitemin biraz daha yükselmesi gerekiyor. Anlayışımın daha da yükselmesi gerekiyor. Gerçeği kendinize sorun. Gerçek nedir? Senin gerçekliğin nedir? Her şey örtülüyse tek anlamlı ses çıkaran canlı sensen, değil mi? Nefesin de örtülüyse, bak ciğerlerime vermiş değil mi Allah? Bronşçuklarıma vermiş. Gözüm bir ova gibi ama retina işte kornea ile birlikte değil mi? Birbiriyle iletişim halinde görme duyumu, görme yetimi veriyor bana. O yüzden bunların hepsini birleştirdiğimde, gerçeği bulduğunda kalbimin sesini net bir şekilde dinleyebilirim. Böyle çok tepeden inme gibi oldu bugün böyle ama hemen aklıma gelenleri bir anda söyleme ihtiyacı duydum. Beraber paylaşalım diye, biraz derin olsun, biraz daha derini anlayayım, biraz daha böyle kendimizle yüzleşelim diye. O yüzden gerçeklik örtülüdür. Bu örtüyü de kaldırmak sizin elinizde. Sizin elinizde. O yüzden örtülüdür ama gerçeğe bakarken o örtüyü kaldırmak da sizin cesaretinizle ilgili. Evet. Öyle diyelim. Öyle diyelim. Evet. Birazcık bugün kendinizi düşünmenizi istiyorum bugün. Kendilik kavramını. Kendinize biraz sohbet etmenizi istiyorum. Enerji her anlamda, yani hareket eden her şey canlıdır. Hareket eden her şey canlıdır. Bir kere bunu bir anlamamız gerekiyor. Ve canlıların en güzeli de sensin. En güzeli de sensin. Canlıların en güzeli de sensin. Birazcık yalnız kalarak kendinle baş başa kalmanı istiyorum. Bugün kendinle şöyle derin, güzel bir sohbet et. Kendi gerçekliğinde misin diye. Güzel açılımlar çıkacak. Buna eminim. Buna eminim. Güzel bir enerji var gökyüzünde de. O yüzden böyle kendi kendine kal bugün biraz. Kendi kendine bir sohbet et. Bakalım sana nasıl açılacak. Çünkü bütün varlıkta kendimi örttüm diyor Allah. Tüm varlıkta kendimi örttüm. Bizim kalbimize gizledi onu. Hiçbir yere sığmadı mümin kulunun kalbine sığdım diyor. Onu örttü. Örtmesinin sebebi neydi? Güneşe çıplak gözle baktığında ne olur? Yanarsın değil mi? Belli bir süre sonra gözlerin kamaşır böyle, sulanır, bakamazsın, yanar. O yüzden birazcık bunu böyle bugün tefekkür edelim. Yalnızlar yalnızıyız Can Hocam. Evet, yalnızlar yalnızıyız. Olsun, beraberiz. Yalnızlığın içindeki beraberlik güzeldir.
devam edeceğiz bu yolda. Her bir şekilde mesaj ala ala, kalbimizdeki şükür enerjisiyle dönüşerek devam edeceğiz. Güzellikle olsun bakalım. Evet, hocam geçmeyen mide bulantısı ve baş dönmesi için neden olur, nasıl geçirebiliriz? Genelde mide bulantısı 3. çakranın ruh geçişlerinde olur bu haller. O yüzden geçer, baş dönmesi neden olur, nasıl olur? Direnme, direnç gösteriyor Nalan. Diren ki baş dönmesi geçsin. Kabullenememe, beden sıvısı ile birlikte düşüncelerin uyumlanması. Su çünkü kayıt tutar bedende. Baş dönmesi de bedendeki suyun biraz eksilmesi, hücrelerin değişmesiyle de alakalı. Yüzleş kendinle. Bak bakalım sana nasıl gelecek. Esin Hanım, ne zaman sizinle karşılaşsam ya da aklıma gelseniz tatlı tatlı kendini yüzleşir misin lütfen deyişiniz geliyor. Bunu söylerken ne kadar tatlı ve ne yumuşak, ne kadar yumuşak ve güzel olduğunuzu bilirsiniz. Ne güzel, o şekilde hissediyorsan kendinle yüzleştiğin için şükür olsun. Bizim bundan başka yapabileceğimiz hiçbir şey yok, inanın bana. O yüzden ne güzel o şekilde geçtiğinizi size. Hayatımda yolunda gitmeyen şeyler var. Sabahlara kadar uyuyamıyorum. Bu stresi nasıl yenebilirim? Teslim olarak yenebilirsin. Bazen hayatta bazı şeyler yolunda gitmeyebilir. Ama senin düzelmen için, senin bir eşikten geçmen içindir. O yüzden de bir teslim ol bakalım. Tamam de. Şu anda bana bu uykuyu uyutmuyorsun ama bunun sebebinin ne olduğunu bilmiyorum. Ve bu duygu durumuna da razıyım. Teslim oluyorum. Bana neyi göstermek istiyorsun, neyi anlamamı istiyorsun diye bir konuşma yap bakalım. Sonra da razı ol, teslim ol. Merhaba, kas testinde fark edilen bir kodlama, bilinçaltı kodlama değişimi sonrasında kas testinde değişimi net olarak görülür mü? Görülür kesinlikle. Beden yalan söylemez. Biraz önce söylediğim konu, beden kayıt tutar. Bedende kaydı değiştirdiğinde, bizim yaptığımızda zaten budur, aile dizimiyle, bilinçaltı kayıtlarıyla, bilinçaltı çalışmalarıyla, kuantum çalışmalarıyla beden kayıt tutar sevgili arkadaşlar. Sen o kodu değiştirdiğinde, kas testi yaptığında otomatik olarak zaten orada sana bedende kayıt tuttuğu için eğer frekansın yüksekse anında değişir. Ama frekansın biraz düşükse, henüz bu çalışmalara yeni başlamışsan o bir ay, bir hafta bedenindeki hücresel bazdaki değişimle alakalıdır. Ama net olarak görebilirsin. Sağ omuz ve kol ağrısının nedeni neden kaynaklanır hocam? Sağ omuz eril enerjidir. Omuzlar hayattaki duruşumuzu gösterir, dirençlerimizi gösterir, adalet duygumuzu gösterir. Kol ağrısı, kimi nasıl kucaklamak istiyorsun ya da kimi kendini kime karşı güçlü göstermek istiyorsun duygusunu tetikler. Çarşamba günü yapacağım aslında çalışmada tüm kemik sistemiyle ilgili bütün duyguların alt metinlerini açacağım tek tek. Çarşamba günü eklem rahatsızlıkları ile ilgili biliyorsunuz çalışma yapacağım. Ve orada aslında adı eklem rahatsızlığı ama orada binlerce duygu var. C7 dediğimiz, C1 ile C7 dediğimiz omurga eklemleri. T1'ler, bütün omurga sistemi, boyun ve kuyruk sokumu, sakrumla ilgili çok güzel bir çalışma hazırladım size. Her birinin, yani 33 omurumuzun arasında sıkışmış duygu durumlarımız vardır bizim. Hayatta bazen mücadele edemediğimiz duygularla ilgili. Kollarımız, bakın sürekli kollarınızdan rahatsızlık yaşıyorsanız, çocuklarımı nasıl kucaklamalıyım ya da neden çocuklarıma kucaklayamıyorum ya da, neden iyi bir anne olamadım ya da neden ebeveynlik rolümü iyi gerçekleştiremiyorum. Ya da burada suçluluk duygum ne, hangi duygulardan dolayı muzdaripim gibi duygularla yüzleşebilirsiniz. Bu da omuzumuzu, kollarımızı aslında bize, evet bize gösterir orada. Saç dökülmesi duygusal ayrılıklar, ayrılık travmaları ile ilgilidir. Burada biraz yetersizlik duygusu tetiklenir. Aslında kurban olmakla da ilişkilidir. Kimin için kendini kurban ettin, kimin için kendini yok ettin.
kimin için ayrılık acısına dayandın, kimden ayrıldın, ayrılmak zorunda kaldın gibi duygulara bakmak lazım tabii ki. Devamlı grip hastalık neden Esin hocam? Tabii ki bağışıklık sisteminin çökmesiyle alakalı. Bağışıklık sistemi bilinç altında çöktüğü zaman şu duygulara bakarız. Kime kendimi ispat etmek istiyorum? Kime? Sürekli kendine birini karşı taraftan bir eleştiri geliyordur size. Siz de kendinizi sürekli o kişiye ispat etme durumundasınız. Ondan dolayı da bağışıklık sistemi düşer. Güçlü olma hali devreye girer ve sürekli hastalık üretirsiniz. Bir de sürekli bir bilinç geçiriyorsanız ve bilinçte bir sıçrama yaşıyorsanız iyileşme krizi dediğimiz ataklar yaşarız bazen. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Müllümedeyim, neredeyim bilmiyorum. Duygusallaştım, hayattan zevk almıyorum. Müllümede insan hayattan zevk almaktan ziyade duygusuzlaşma hali çok olmaz. Orada daha çok duyguların yoğun yaşandığı yerdir. Belki basınç yiyebilirsiniz oradan. Hiçliği fark edip zihinden uyanışa geçmiş olabilirsiniz. O şekilde bir duygusal bir geçiş yaşıyor olabilirsiniz. Ayak ağrısı annelerle alakalıdır. Annenizle aranızdaki iletişime bakın lütfen. İlerlemekle ilgilidir. Mükemmeliyetçilik nasıl kurtulmalı? Olduğu gibi kabul edip aramaktan vazgeçmeliyiz. Evet, mükemmeliyetçilik aslında birazcık zorlayıcı bir konudur. İnsanın ruhsal olarak da biraz ilerlemesini engeller. Nasıl kurtulmalıyız? Olana olduğu gibi kabule geçip bunun da daha iyisi olmalı halinden vazgeçip olduğu gibi o haliyle kabule geçtikten sonraki teslimiyet halidir. O senin için en iyi olan, o anda öyle olması gerekiyor. Çünkü herkesin bilinç seviyesine göre o farkındalık gelir. Bu duyguyu da kabule geçtiğinizde orada çok rahat bir şekilde ilerleyebilirsiniz. Hocam bu dünyadaki varoluş amacımızı nasıl bulacağız? Evet, o yalnızlığın içinde kaldık. Tekrar nasıl çokluğa hissederiz? Tekrar nasıl çokluğu hissederiz? Şöyle, hiçlikte kalmak aslında yaşam enerjinizden çalar. Fiziki olarak rahatsızlıklar başlayabilir. Çok hiçlikte kalmayın, köklenmeye çalışın, çalışmaya bakın, kendinize bir iş edinin, bir hobi edinin, kendi varoluşunuzu ancak bunu deneyimleyerek bulabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Hiçbir şey yapamıyorsanız bile kendinizi doğaya adayın, hayvanlara adayın, çocuklarınıza adayın, eşinize adayın, evinize. Yani kendinizin potansiyelini açığa çıkarabilmeniz için ilk önce bu duygusal aslında yok oluşu razı olup orada kabule geçmeniz gerekiyor. Ondan sonra varlık alanına gelirken, high enerjisine gelirken, çokluğu hissederken de çocuğunuzdan bakanın Allah olduğunu, eşinizden bakanın da Allah olduğunu bilme halinde sevgi frekansını yaymanız gerekiyor. Yoksa orada işin içinden çıkılmaz bir hal alır. Teklifte kalmak, eğer bir göreviniz yoksa, ruhsal bir göreviniz yoksa birazcık basınçla sizi aşağı çekebilir. O yüzden oradan birazcık çıkmak gerekiyor. Üretim, bunun işi üretim. Üretim yapacaksınız. Başka türlü bundan çıkış yok sevgili arkadaşlar. Hocam bu sene durmadan sağlığımla imtihan oluyorum. Neden acaba? Bak bakalım, madde bedenden geçerken bu olur. Fizik bedende kalp çakrasını tamamen tamamlaman gerektiği içindir bu. Maddeyi, bedeni tamamen terk etmen gerekiyor. Onunla olan imtihanına bir bak bakalım. Hocam insansız illaki kalabalıklarda bulunuyoruz. Ben çok kötü oluyorum. Enerji kaçağımın olduğunu hissediyorum. Duasız evden çıkmam. Nasıl kendimi koruyabileceğimi bilemiyorum. Kendini ZZZ Akça. Kendini koruma kalkanı içerisine alıp hafız esmasıyla koruma altına alabilirsin. Bedeninde bir fermuar olduğunu unutma. Eterik bedenin, enerji bedenin, astral bedenin, ruhsal bedenin, fizik bedenin senin iç içe geçmiş bir bedenlenmiş bir formda olduğunu unutma. Kendini duygusal olarak, fiziksel olarak, enerji olarak bedenimi şu anda fermuarını ayağından gelen tepene kadar olan ve tamamen seni saran bir fermuar şeklinde olduğunu fark et ve o duygusal olarak oradaki o bedeninle hemhal ol. Hafız esmasını alıyorum. Kendini fermuarını çek ve
Orada kapandığını hayal et ve emin ol. Orası hafız esması şüpheyi kaldırmaz, %100 emin ol. Şu anda koruma altındayım ve kendimi fermuarla birlikte hafız esmasını alıyorum deyip emin olma duygusuyla birlikte yaptığın her işte başarıyla, selametle devam edersin. Bacak sendromum var, ne yapabilirim? Endişelerinize bakın lütfen. Ne için endişeleniyorsunuz? Hocam, içimdeki özü fark etmeye başladım. Selma Bayındır, mükemmel. Şükürler olsun. O seninle konuşur her daim. Birine bir mesaj iletmek isterken bile onun böyle ona odaklanıp söylemeniz, içsel olarak enerjisine odaklanıp söylemeniz bile orada onu hissettirmenizi sağlar. Sadece kalpler konuşur orada. Söylersin, o gelir sana. Söylersin, o gelir sana. Senin frekansın yükseldikçe özünü fark etmen daha da yükselir. Boğaz çakrası döngüsündeki korku olur mu? Olur. Çünkü orada razı olma ve teslim olma halidir. Ne kadar çok razı olursan o kadar çok boğaz çakrasındaki döngünü fark edersin. İlk başta çok yüksektir. Daha sonrasında yavaş yavaş azalır ve ondan sonra sen de kendini teslim edersin. Orası birinci çakrayla ilintili. Yani 1 ile 5 bazen aynı oranda çalışır. Çünkü birinci çakradaki, kök çakradaki korku tetikler orayı. Razı olmama halini tetikler aslında. O yüzden birinci çakrandaki duyguya bak. Kimden korkuyorsun? Annenden mi geçemiyorsun? Babandan mı geçemiyorsun? Maddiyattan mı geçemiyorsun? Eşinden mi geçemiyorsun? Çocuğundan mı geçemiyorsun? Hangi korkuların seni tetikliyor? Hangi korkuna razı gelemiyorsun ya da bunu kabule geçmiyorsun? Bu duyguya bak. İkisi ilintili çalıştığı için oradan sana mesaj gelecektir. Esin Hanım, Allah'ın kadınlara örtünme emri var mı? Bu konuyla ilgili daha öncelerde de çok açıklama yapmıştık. Zaten her yerde gerekli bilgi var. Tekrar bir bakın isterseniz. Hocam, sağ kulağımda 4 yıldır kün 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 diye kalp sesi var. Gitmediğim doktor kalmadı. Ne güzel. Doktora gitmene gerek yok. Sukula 62. Sukela 62. Kün kün. Kün nedir? Ol frekansıdır, güneşin sesidir. Kün, dilin sanki damağına geldiğinde burada bir fark et, dın sesi vardır. Kün, bu bir frekanstır, ol frekansıdır. Sağ kulakta eril enerjini fark et diyor. Eril enerjini fark et, ol frekansında. Oradaki noktayı ve tamamen aslında olma halini fark et diyor. İkinci çakrayla ilintili çalışır. Ol frekansının, yaratıcılık frekansının aslında geçtiği haldir. Bu ruhsal boyutudur. Peki fiziksel boyutuna bakalım. 4 yıl önce yaşadığın olma haliyle ilgili duygusal bir travma ya da duygusal bir şok yaşadıysan, oradaki duyguna bak. Sağda bir bilinç altında kodlama gerçekleşmiş olabilir. Sağ tarafında ya da bir eril tarafından sana söylenmiş olabilir. Ve bunu sen duyduğunda şoka girmiş olabilirsin. Oradan geçen bir uçak sesi, araba sesi, buzdolabının sesi, kombinin sesi bilinç altında bir kayıt oluşturmuş olabilir. Bir telefon almış olabilirsin, bir erkekle konuşuyor olabilirsin. Sağ tarafından gelen bir sesle burada bilinçaltı kodlamış olabilir. Bu duygunu bul, 4 yıl önceye git, oradaki duygunla yüzleş. Bakalım sana nasıl bir rehberlik yapacak. Hocam, ruhsal yolculukta tüm inancını kaybetmek ne anlama gelir? Şu anlama gelir. Orada artık inanç dediğin şeyin senin atalarından sana aktarılan tüm dini kalıpların, öğretilerin, örflerin, adetlerin, kodların, kalıpların, giydirilmiş kimliklerin, okuduğun kitaplar, aldığın ilimlerle ilgili ruhsal yolculuğunda hepsi senin önüne açılır, böyle yaprak yaprak açılır. Neye inanmıştın? Hangi inanç üzere gidiyordun? İçindeki Allah bilinciyle birlikte inandığın, aldığın öğretiler hangi boyuttaydı? Bunları değerlendirmek için
bunları kaybettiğini zannedersin. Bazen bilgiler silinir senden. Geçen gün bir istişare yapıyoruz Esin Hocam'la. Yıllarca 12-13 yıllık tefsir öğrencisiyim ben. Dedim ki hocam dedim bazen dedim aldığım o tefsirler bazen o bilgiler yokmuş gibi yok. Silindi sanki. O da dedi ki al benden de o kadar. Niye? Çünkü artık insanın kendi göreceliği, kendi gerçeklik kavramı değişiyor. Ne oluyor? O bir kademeydi. O kademeden sonra artık o bilgiler sende yok oluyor. Yok olma hali aslında şey değil. Onların yanlış olduğu veya onların olmaması gerektiği değil. Artık o bilgiler sana bir basamaktı. O basamaktan geçtin. Artık arka kapalı olduğu zaman arkaya dönme ihtiyacın kalmıyor. O yüzden her zaman diyorum ya videolarda da sıklıkla arka kapınızın kapalı olduğuna emin olun. O bir bilinçti. Oradan artık geçtiniz. O bilgiler yok olmadı. Var. Vakti geldiğinde sana hizmet edecek. Kişiye göre. O kişinin neye ihtiyacı varsa o bilgi orada o kişinin ihtiyacına göre hizmet edeceği için unuttuğunu zan ediyorsun. Unutmuyorsun. Sadece rafta orada yerini bekliyor. Kişiye göre çalışıyor sistem. Yani nabzına göre şerbet vermiş oluyorsun. Evet, bugün sol taraf sırtım ağrıyor. Şifalanman için neler mümkün? Sol taraf dişil enerjidir, annelik enerjisidir. Bak bakalım onunla ilgili bir duygu mu yaşıyorsun? Sol taraf birazcık böyle dişil enerjinin aktif olduğu bir zaman dilimine giriyoruz. Son bir haftada, bu Kasım ayının son bir haftası da böyle olacak. Biraz enerjiler yoğun olacak. O yüzden bak bakalım bununla ilgili ne yaşıyorsun? Devam edelim. Hocam sürekli bu sene hastalıklarla imtihan oluyorum. Neden? Biraz önce söylemiştim bunu. Sürekli gözlerimi kapatma isteği duyuyorum. Neden? Sürekli mi gözlerimi kapatma isteği duyuyorum? Kimi görmek istemiyorsun? Ya da artık neyi, hangi gerçeklikle yüzleşmek istemiyorsun? Ona bakmak gerekiyor. Sağ gözümde çapak oluşuyor ve ağrıyor. Sağ göz eril enerji. Eşinle ilgili bir problem mi yaşadın? Ya da kendi eril enerjinle ilgili neyi görmezden geliyorsun? Hangi duyguyu çıkartmak istiyorsun ya duyguyu bastırıyorsun? Çapak oluşumunu aslında sebebiyet veriyorsun. Ona bakabiliriz. Hipertiroidi nasıl şifalandırabilirim? Hipertiroid yetişememe duygusu, mükemmeliyetçiliğin aslında pik noktaya geldiği bir duygu. Her şey yetişme hali. Bedenin çok hızlıca gidip ruhsal olarak da kendi bedenine yetişme halinden kaynaklanır. Ellerde egzama hem de iç ve dış bile vücutta kaşıntı. Egzama ayrılık travmasıdır. Ellerde kimlerden ayrıldın ya da kimleri, yani bunlar çok kaba aslında şeyler, kaba taslak söylüyorum. İlla hani benim bu dediğim noktada olmak durumunda değil sevgili arkadaşlar. Bunlar sadece hani bilinen duygusal şu andaki açığa çıkan hastalıkların sebepleri. Ama biz bunları tabii ki bilinçaltı seanslarında, bilinçaltı çalışmalarında daha derinlere indiğimiz için nokta atışı olarak yapıyoruz. İlla budur diye bir şey yok. Buna da dikkat edelim lütfen. Hani böyle hayır böyle bir duygum yok, hayır böyle ben böyle bir şey yaşadım, yaşamadım gibi böyle bir şey düşünmeyin lütfen. Çünkü şey orada sadece genel olarak söylüyoruz bunu. Genel bir duygudur. Bu tabii ki daha da derin, sizin kendi bilincinize göre açığa çıkan duygular olabilir. Eklemdeki, eklemlerdeki ağrılar neden olur? Sıkışmışlık duygusu, arada kalma duygusu. Neyi tam anlamıyla idrak edemiyorsun? Neyin arasında kaldın? Birazcık da tabii ruhsal bir boyutla alakalı. O arada kalma halinden bir özgürleşmen gerekiyor. Ona bakmak gerekiyor. Selam hocam, ben kapalı zamanlarda duramıyorum, ne yapmam gerekir? Bu ne anlamında daralıyorum, nefessiz kalıyorum, oluyorum sanki. İsmail oğlu Zeynep. Kapalı mekanlarda kalamıyorum demek istedin herhalde. Kalp çakranın basıncı burada. Burada ne anlaman gerekiyor?
birazcık kendine nefes aldırman gerekiyor. Artık birazcık dinlenmen gerekiyor. Kendine ait bir zaman dilimi açman gerekiyor. Ve kendini doğaya atman gerekiyor. Gökyüzüne bak bolca, yeşilliklere çık. Deniz kenarına gidebiliyorsan çık, gez, yürü. Gözlerindeki o daralma halini akıt aleme, nefes çalışmaları yap. Kendine şu anda kendinden çıkman gerekiyor. Kendinden geçme halinde oluyor bu duygu. Daralma hali, nefessiz kalma, kapalı mekanlarda kalamama hali, kendinden de geçmen gerekiyor. Hocam, kendi hayatımıza daha üstten kuş bakışı nasıl bakabiliriz? Nasıl bakabiliriz? Gözlemcide kalarak bakabiliriz. Yani olaylar olma halindeyken geriye dönüp kendini tepeye alıp gözlemcide kaldığında ben ne yapıyorum? Şu anda burada ne yapmam gerekiyor? Orada duygu değil, duyu alanına geçenler kuş bakışı hayatına bakabilirler. Yazabilirsiniz bunları. Yazdığınızda kendinizi kimleri affetmeliyim, bir liste tutmalıyım. Peki buradan ne çıkarmalıyım ben? Eskiden bu hareketlerim nasıldı? Ya da olay karşısında nasıl bir tepki veriyordum? Yaz bunları, yaz. Yazarak çalışmak çok iyidir. Yazarak çalışmak insanın kendisiyle yüzleşmesini sağlar. O yüzden yazarak kendi gerçekliğinle de yüzleşebilirsin. Önceden nasıl davranıyordum? Şimdi nasıl davranabilirim? Acaba hareketlerimi değiştirdim mi? Gibi. Yani upgrade diyoruz biz buna. Kendini gelişmiş insan versiyonu. Bir üst bilincine geçmek için upgrade etmen lazım. Yani melekeni, aklını kullanman gerekiyor. Akıllı insanlar, en akıllı insanlar yani birazcık kendiyle yüzleşip kendini upgrade eden insanlardır. Kendiyle yüzleşmek. Çünkü kendinden emin olman gerekiyor. Kendinden emin olmazsan işte orada mutmain olamazsın. Mutmain olan insanın öfkesi olmaz. Mutmain olan insanın sorgusu olmaz. Orada kendini bilme haline gelir insan. Çünkü her zaman onay verecek bir üst mertebeyi arama halimizden kaynaklanıyor bunlar. İnsan her daim kendine onay verecek bir üst bilince ihtiyaç duyuyor. Senin de o üst bilince geçmen için o öğrenilmiş çaresizlikten çıkman gerekiyor. Öğrenilmiş çaresizlik aslında nedir biliyor musunuz? Psikolojide öğrenilmiş çaresizlik diye geçer. Öğrendiğin kalıptan ilerlemek. Ama aslında şeytandır. Nasıl yani? Yapamam edememdir aslında. Öğrenilmiş çaresizlik. Ben bunu yapamam. Bana zor geliyor. Ben onu o lafı veremem ona. Bak. Neden? İşte Allah kendi gönlünün tasavvurundadır. Yani insanın gönlünde de o vardır. Yani sen kendin neyi zan ediyorsan Allah o şekilde eğer zuhur ediyorsa yapamam edemem dediğin şeydeki içindeki iç egoya bak. Sana neyi yaptırıp edemediğine bak. Orada yüzleş kendinde. Yüzleş. 1,5 yıldır Esin hocamı ve bu tarz yayınları izliyorum ve bu süreçte kilo arttı. Acaba bilgileri tutma hali olabilir mi? Evet, olabilir. Bilgileri tutma hali yazabilirsin. Seninle aynı bilinçteki arkadaşlarına sohbet edebilirsin. Bir de beden burada tepki gösterir. Bu bilgiler eski bilincinden bırakamama halinden kaynaklanan bir tutma hali olabilir. O bırakamama halini bıraktığın anda kilo da kendiliğinden gider. Beden onu güvende hissetme ihtiyacından ötürü tutma haline geçer. Orada bir bak bakalım. Neden bırakamıyorsun ya da neden bu tutma halin devam ediyor? Ruhsal görevimiz olup olmadığını nasıl anlayacağız Esin Hocam? Şöyle anlayabilirsiniz, zaten evren size bunu hissettirir, konuşturur, birilerinin yanına götürtürür, böyle ayağınızla gidersiniz. Astroloji haritanızdan bunu öğrenebilirsiniz. Bu dünyadaki amacınız nedir, niçin devam eden bu süreçte dünya alanında kimlere
kime, neye, niçin hizmet etmeye geldiniz? Buna baktırabilirsiniz. Astroloji bunun için biçilmiş bir kaftandır. Ömür Hocam bu konuda zaten insanlara çok güzel yardımcı oluyor. Öğrendiklerimi neden hala geçiremiyorum hale? Neden geçiremiyorsun? Dediğimiz gibi tutunduğun duygulara bak. Korkuya bak. Kök çakranın blokajlarından olabilir. Öğrendiğin şeyleri hayata geçirememendeki korku, geçirdiğinde ne olur? Neyin olacağından korkuyorsun? Öğrendiklerini hayata geçirirsen neyle karşılaşacağından korkuyorsun? Nelerin değişeceğinden korkuyorsun? Bir bak ona. Bazen büyük alimler söylemiş ya, yerin altına geçmek derler, yerin altına geçtim yani mahvoldum. Hani yerin üstünde kalmaktan daha evladır. Yerin altında kalmak iyidir bazen. Diyorum ya ben, depresyona girmek iyidir ama çıkmasını bilene. O yüzden oraya gir, orada bir mücevher var. Orada bir aslında bir bilgi var. O bilgi senin mücevherin o anda. O bilgiye ulaşabilmen için orada kalman gerekiyor senin. Ona ulaştığın anda onu al ve tekrar yukarı çık. O mücevheri kullanabileceğin mecralar, alanlar kendine üret. Yani kendini var et. Pırlanta gibi parla. Çünkü o kömürü oradan çıkarırken canın yandı. Unutma, karanlıkta. Kendi karanlığına uyanan kişi, gölge yanını gören kişi şifalanır. Kendi karanlığına. O yüzden kendi karanlığına uyandığında, gölge yanına şifalandığında işte gerçek kimliğinle yüzleşirsin. Sohbetin başında söylediğimiz gibi gerçeklik nedir senin için, ona bakmak lazım. Evet. Ben tüm yazı izole yaşadım. Meditasyonlarla geçirdim. Epey yol kat ettim ama eksik bir şeyler hissediyorum. Ne yapmam gerekiyor? Eksiklik algına bak. Eksik dediğin şey senin arama halindir. Neyi arama halindesin hala? O eksik hissettiğin şey sevgide, eğer burada şifalanıyorsa o arama halidir. Sanki bir şey olacak da o tamamlanacak gibi. Sevgiyle bunu ancak dönüştürebilirsin. Ne eksikse sevgiyle dönüştür onu. Ne hissediyorsan eksik duygu olarak onu hemen sevgiyle dönüştür ki, çünkü açılan hiçbir boşluk, hani sistem çünkü boşluk kabul etmez. Açılan hiçbir boşlukta senin vereceğin duyguyla tam anlamıyla dolmaz. Orayı ancak sevgi doldurur. Boşluk kalmaması gerekiyor. Sistem çünkü boşluğu kabul etmiyor. Orada gönderdiğin duygunun yerine, o meditasyondaki yaşadığın haller, yol kat ettiğindeki o kendi iç alemindeki yol kat ettim diyorsun ya, orada bak bakalım hangi boşluğu neyle doldurdun? Dolduramadığın yerleri sevgiyle doldur. Eksiklik halinden de çık, tamamlandım de. Sen her tamamlandın dediğinde bilgi sana akacak ve gelecek. Allah ebeden razı olsun sizin hocam. Sizlerden de. Evet, gelsin sorular bakalım. Harikasınız hocam. Pek çık. Bu ses için doktor geziyor. Ha, ses için doktor geziyorsunuz. Dediğim gibi. İnanmıyorum. 4 yıl önce hayatım değişti. Evet. Sukela. Dedim ya sana, 4 yıl önce ne yaşamıştım bak bakalım. Hayat her daim mesaj içerir. Her daim. O zaman sana gelen o sesleri artık kulağınla değil kalbinle duymaya başlıyorsun. Tamamlandığında kulakta ses mes kalmıyor artık. O ses bitti. Yok. Çünkü sana bir şey mesajı veriyor. Hocam harikasınız, inanamıyorum. Ağlamak geldi içimde. Ağla. Bu yayında da sen ağla, şifalan inşallah. Ağlayın, şifalanın. Ağlamak güzeldir. İnşallah. İçinizdeki o kalbin katılaşması, ağlamanın
aslında en büyük göstergesidir. Kalbiniz yumuşasın. Artık o kas katı halden çıkın. Öğrendiğimiz o kimlikten çıkmak kolay olmuyor bazen. Ağlayın ki şifalanın inşallah. Hocam merhaba. Kaç gündür içimde sıkkın, içim sıkkın. Bir anda ne oldu bilmiyorum. Herkes de mi böyle bunalıyorum? Evet, ayda bir döngü olarak da bir geçiş var ama her şey güzel olacak. Hocam kulaklarda kelebek uçuyor gibi durumun neden olur? Anlayamadım orada o duyguyu. Kelebek uçuyor gibi pır pır bir ses mi duyuyorsun? Onu anlayamadım. Daha açarsan sevinirim. Hocam bende de silindi. Şükürler olsun. Şükürler olsun Fatmacığım. Şükürler olsun. Kalça üstü bel ağrısı, hocam alt bel, sakrum eklemleriyle ilgili orası, dünyada var olmayla ilgili, madde dünyada tutunma, köklenme, maddiyatla ilgili bir güvence, bir maddi bir beklenti içine girmeyle alakalı, biraz da geçmişle alakalıdır. Evet, bakalım daha aşağı doğru inelim. Hocam çok kasılıyorum vücudum, hiç esnek değil, nefes almakta zorlanıyorum. Mucize sensin. Bol bol nefes çalışmaları yap lütfen. Çok kasılıyorum, vücudum hiç esnek değil. Kasıldığın noktaya bak. Çok sert olma, bir elementinde tamamlıyor olabilirsin. Ateş, toprak, su ve hava. Havada artık, yani kalp çakrasında artık ay deriz ya buraya. Burada artık mutmaindir her şey. Burada bak bakalım ruhunun esneyemediği duygular hangi duygular? Burada hangi duygunda çok sert oluyorsun? Hangi olaylara, hangi katı kurallara takılı kaldın? Hayatındaki kurallara bak. Bu benim kırmızı çizgim, bu olmadan olmaz, asla böyle yapmam, ben etmem dediğin haller, biraz önce söyledim ya, öğrenilmiş çaresizliği yaşadığın, şeytanına yol gösterdiğin hangi nokta, yapamam, edemem dediğin nokta aslında hangi nokta, oradan bir yola çıkarsan belki sana bir kolaylık olabilir. Bel fıtığınızı şifalandırırız. Dediğim gibi esneyememe hali, maddi konular. Bel fıtığı, manuel terapiyi fiziksel olarak öneriyorum. Maddiyatla ilgili sıkıştığın durumlara bir bak bakalım. Güvensizlik alanı, maddi kaygılar, kimden nasıl bir destek bekliyorsun? Ona bak. Bugün ne sorsam biri soruyor. Hayrolsun inşallah. Teşekkürler balım. Alem konuşuyor işte böyle. Sen bir şey yapmana gerek kalmadan sana hizmet ediyor. Bırak etsin, ne güzel. Şükürler olsun. Başaramama, devam ettirememe duygusu. Bu duygu tabii ki başarısızlık koduyla alakalı, değersizlik koduyla alakalı. Bu kod yine ilk üç çakranın konusudur. Başaramama korkusu, başardığında ne olur? Bu soruyu sor. Başarırsam ne olacak? Başarıyı kolaylıkla, bu bedende, bu ruhsal dünyamda bunu rahatlıkla, kolaylıkla çözebileceğim gibi konuları sor kendine. Başarırsam ne olur gibi duyguları, soruları kendine sor. Açığa çıkan duygulara bak. Hocam olumlamalar ne kadar fayda eder? Olumlamalar çok fayda eder ama hangi bilinç seviyedesiniz ona göre bakmak lazım. Yani şöyle ki, eğer kodun değiştiyse, oradaki kod değiştiyse senin hangi olumlamaya ihtiyacın var ona bakmak lazım. Sen hala kendini değersiz hissediyorsan, değersizlikle ilgili bir kodun varsa, bilinçaltı kaydın varsa, sen sürekli ben değerliyim, ben değerliyim demekle o kod değişmez. O kod sen bilinçaltındaki kaydını değiştirip dönüştüğünde gerçekten işe yarar. Yani seni ilk değersiz hissettiren kimdi? Seni ilk bu duyguyu sana empoze eden kimdi? İlk değersizlik duygunu yaşadığında gerçekten işte sana bir travma oldu mu gibi, yoksa bilinç altında bütün kodlar dururken sen orada sürekli ben değerliyim, ben işte kıymetliyim, kendimi seviyorum dedikçe bu hiçbir işe yaramaz. Yani yol kat edemezsiniz burada. Yani bilinç altında kod durduğu sürece sen orada yol ilerleyemezsin canım. Hangi mertebede olduğumuzu kesin olarak nasıl anlarız?
duygularına bakarsın. Duygusal olarak bunu zaten bütün videolarda anlatıyoruz. Duygusal olarak hangi tepkileri veriyorsun ona bakabilirsin. Yaşadığın hallere göre anlayabilirsin. Her duygunun, her mertebenin kendi içinde duyguları vardır. Bunlar 7 çakraya tekabül eder. 7 çakranda duyguları farklıdır. İşte 1. çakra, kök çakra. Başlar bu tepe çakrasına kadar devam eder ve bunu zaten sıklıkla anlatıyoruz. Yayınları bir izle bakalım. Hangi mertebede olduğunu, hangi duyguda takılı kaldığını bulursan orada bilirsin kendinin nasıl bir şey olduğunu. Canım hocam çok halsizim ve fibromiyalji var ve hep uyumak istiyorum. Sağ bacak çok ağrıyor. Evet, fibromiyalji sıkışmış bir duygu. Bedendeki değersizlik duygusunun açığa çıkması, bastırma hali, yönetme hali, dengeleme hali, hayatındaki dengesizlikleri dengeleme halinden kaynaklanır. Ve sağ bacakta da eril enerjinin aslında dengesizliğinden kaynaklanan bir haldir bu. O dengeyi bulabilmen için de sağ bacağında direnç gösteriyor. Denge haline gelebilmen için ilerlemen gerekiyor. Bacak ilerlemek, yürümek gelecektir aynı zamanda da. Sağ da bir gelecek olduğu için gelecekteki kaygın ne ya da gelecekten duyduğun endişe ne ona bakman gerekiyor. Hocam dua ederken ellerimi alnımda dairesel olarak ovuyorum ve çok huzur buluyorum. Avuçlarım alnımda olarak ediyorum. Bilinç dışı ne anlama geliyor? Üçüncü gözünde aktifleşiyorsun. Üçüncü gözünde eğer avuçlarındaki enerjiyle topraklıyorsun aslında. Bir nevi kendini topraklama halidir bu. Güzel. Kendini topraklama halin geçtiğinde zaten ona da ihtiyacın kalmıyor. Evet. Merhaba sevgili hocam. Sol gözde görme kaybı başlaması ve eş zamanlı yüksek tansiyon okuması nedir acaba? Sol göz, annelik kimliğin, çocuklarına karşı annelik kimliğinin aslında birazcık nasıl söyleyeyim, kendini eleştirme halidir. Yani kendi gözünde anneliğini belki biraz eksik görebilirsin. Eş zamanlı yüksek tansiyon. Yüksek tansiyon mükemmeliyetçilik huyundan kaynaklanır. Basınç yapar. Bedendeki sıvı beyne basınç yapar. Artık sakinleşmen gerektiği içindir. Orada bu duygunu bir törpele diye sana beden sinyal veriyor aslında. Sakinleş. Olması gereken olması gerektiği içindir. Rahat ol lütfen. Her şeyi mükemmel yapmak zorunda değilsin. Biraz esneyebilirsin. Biraz önce dediğim gibi yapamam, edemem ne deyip şeytanla işbirliği yapma lütfen. Olduğu kadar, olmadığı kader diyebilme haline geçtiğin anda rahatlarsın. Hocam Kur'an okurken bir anda bir duygu geliyor ve hıçkır hıçkır ağlamaya başlıyorum. Çok güzel. Kendindeki Kur'an bilincine uyanıyorsun. Kalbinle okumaya geçeceksin artık inşallah. Çok güzel. Olur bu haller. Geçer daha sonra. Ya da bir sıkıntı aklıma geliyor. Gözyaşları sel oluyor. Ne güzel. Aksın gözyaşları. Sel olsun. İçimizdeki tüm duygular şifalansın. Sizi gördüm içim ferahladı. Eyvallah. Ne güzel. Evet. Esin hocam benim işim icabı sakat çocuklarla uğraşıyorum. Ama her zaman hasta oluyorum. İki gün gidiyorum. Üçüncü gün rahatsızlanıyorum. Çocuklarla yani çok empat bir yapınız varsa onlarla empatiyi çok fazla derecede kuruyorsunuz demek ki. Kendinizi koruma altına alın. Onları acıma halinden vazgeçin. Siz güçlü oldukça onlara da güç vereceksiniz. Kendinizi koruma altına alarak gidin. Siz güçlü olursanız onlara vereceğiniz şifa daha da fazlalaşır. Sizden olmadığına ikna olun. Sizin orada bir vesile olduğunuza, bir kanal olduğunuza ikna edin kendinizi ve kendinizi koruma altına alarak onlara daha iyi bir enerjiyle, daha iyi bir beden formunda, akıl formunda, sevgi formunda faydalı olabilmeniz için kendinizi koruma altına alın lütfen. Evet.
Eşim işi sürekli duruyor. İşi sürekli duruyor. 2 senedir doğru düzgün çalışmadı. Eşim gıda, kahvaltılık çok ihtiyacımız var demiş bir arkadaşımız herhalde. Bu otomatik yayın herhalde gönderen bir algoritma. Evet, yayın kaydolacak arkadaşlar. Ya bu şeyler sürekli geliyor. Onları engelliyoruz ama maalesef yapabilecek bir şeyimiz yok. Evet, sürekli aynı mesajı atmış sevgili arkadaşlar. Ama bunu yapabilecek bir şeyimiz yok. Merhabalar, biz de sizi çok seviyoruz. Ben de sizleri çok seviyorum. Geçecek, hepsi geçecek. Onlar da gölge yanlarınızı görüyorsunuz. Tuğba, Zafer. Çocuklarıma karşı tahammülsüzlük neden olur hocam? Onlardaki gölge yanlarınızı görüyorsunuz. Çocuklarınız sizin gölge yanlarınızdır. Sizi zorluyorsa eğer. Hocam, hacamat yapmak istiyorum ama onların enerjilerini kadersel döngümü karışmasını nasıl engelleyebilirim? Mükerremcim, onunla hiçbir ilgisi yok. Sen orada biraz önce söylediğim arkadaşıma söylediğimi söyleyeceğim. Sen orada bir vesilesin. İnsanların yani döngülerini senin girmemen adına kendini koruma altına alabilirsin. Sen orada vesilesin. Senin görevin oysa yaparsın ve çıkarsın. O yüzden de çok onu öyle o şekilde düşünme. Sen çünkü şifa vereceksin orada. Vesile olacaksın. Şifaya vesile olacaksın. İnşallah kolaylıkla bunu gerçekleştirebilirsin. Hocam, suyu çok az içiyorum, içemiyorum. Çok önemli. Bakın, bedensel olarak enerjinizin düşmemesi gerekiyor sevgili arkadaşlar. Bedeninizin, enerjinizin düşmemesi için de bol bol sıvı tüketmeniz gerekiyor. Bedeninize ne kadar çok su olursa beden kayıt tutar ve su hafızamız bizi iyileştirir aslında. Ne kadar çok su içersen su hafızandaki bilgilerle senin hatırlayamadığın noktalar bile, ben neyim, ben kimim, yani bu dünyaya bu Esin Erdoğan gelmiş ama işte niye gelmiş? İşte bak, beden hafızam bana bunu veriyor. Neden veriyor? Bedenimdeki su iyi. Neden? Çünkü sürekli su içiyorum, yudum yudum içiyorum. Bedenim kayıt tuttuğu için bedenimdeki suyu canlı tutuyorum. Durağan bir su mu? Bakın, durağan bir su mu temizdir, yoksa akıp giden bir su mu temizdir? Devamlı devir daim yapacak beden. Yani birazcık bu konuyla ilgili kendinize riyazat yapabilirsiniz. Riyazat ne? Geçen gün bir yayında bunu söyledim. Bir danışanımız bize dedi ki, hocam işte riyazatı lütfen anlatır mısınız? Hani oruç tutmak, işte bilgileri bu şekilde işte nasıl okumamız gerekiyor? Bak, riyazat aslında Arapçada anlamı spor yapmaktır, riyazat. Riyazat dediğimiz zaman işte böyle bir yere kapanmak, böyle kendi halimde kalmak değil, spor yapmak. Ne demek? Açalım. Suyla riyazat yapabilirsin mesela. Spor yapmak, riyazat. Nasıl? Suyla kendini, bedenini hemhal olarak günde işte 2 litre su içebilirsin. Bu bir riyazattır. Niyetini al. Bak, düşünce, eylem ve kader. Riyazatı yaparken de bu böyledir. Çünkü beyin dili programlaması deriz biz buna. Beynin dilini programlama. Beynindeki dili, düşünce, eylemle dönüştürdüğünde kaderini tamamen yaşatırsın. Düşünceni eyleme geçirdiğinde kaderin şekilleniyorsa, bedenindeki suyu canlı tutarsam ne yapacağım? Bedenimin neye ihtiyacı var? Benim bedenimin günde 2-2,5 litre suya içmeye ihtiyacım var. O zaman ne yapacağım ben? İşte o zaman bedenimdeki suyu yükselteceğim. Devir daime izin vereceğim. Riyazata niyet edeceğim. Bedenimdeki gelen ikraları okuyacağım. Arı duru, temiz olabilmesi için. Yani münezzeh. Münezzeh. Ne demek münezzehtir? Allah her şeyden münezzehtir. Neyden münezzehtir? Bak, arı duru temiz. Münezzehin anlamı arı duru temiz demektir. Arı duru temiz.
benim suyumun, bedenimdeki beden hafızamın, suyunun her şeyden münezzeh olabilmesi için, arı temiz olması, duru olabilmesi için benim suyla temizlenmem gerekiyor. Su her kaba sar. Su her şeye şekil verir. Su renkten renge girer. Değil mi? Aynı onun gibi. Bedendeki suyu yükselt. Gelen bilgiyi ona göre oku ki o formül sana gözle görülür bir şey çıkarsın. Yani örüntüyü kur. Örüntüyü senin kurabilmen için görünmeyeni de görme haline geçmen gerekiyor. Burada da su en büyük aslında bizim için bir gösterge. Bak, Birge Sekine, biz sudan nerelere geldik görüyor musun? Yani enteresan oldu tabii ki. Bazen kendime de şaşırmıyor değilim. Ne diyor şimdi burada? Söylemek istediklerimizi söyleyemediğimizde içimize atmadan, bastırmadan nasıl olumluya, pozitife çevirebiliriz? Sibel, ilk önce bunları güzel bir dille kendi iç alemimizden gelerek bunu çevirebiliriz. Söyleyemiyorsan yazabilirsin. Yazarken daha çok duygular gelir insana. Hiçbir şey yapamıyorsan bir ağaca dön ve ağaca söyle. Hiçbir şey yapamıyorsan gökyüzüne bak ve gökyüzüyle konuş. Hiçbir şey yapamıyorsan aynada kendine bak, kendine pozitif bir şekilde konuş. Sen çok değerlisin, çok kıymetlisin, seni seviyorum. Her şekilde senden razıyım. Bütün hayatımda içime attığım duygular her neyse, bu duygulardan dönüşmeyi, bununla birlikte kendime olan güvenimi, bununla birlikte şifalanmayı seçiyorum. Bu duyguyla yüzleşerek içime attığım hangi duygu varsa, bildiğim bilmediğim hangi duygular varsa bunlarla yüzleşerek şifalanmayı seçiyorum diyebilirsin. İçindeki duyguları pozitife çevirirken, Allah'ım senin yarattığın her şeyden razıyım. Senden ve senin yarattığın her şeyden razıyım. Şükrediyorum. Bunu pozitife çevirebilmenin en güzel yolu şükür enerjisidir. Şükürde kalabilmek, biraz önce dedim ya, mesela şikayet riyazatı yapabilirsiniz. Yani oruç tutmak gibi. İşte değil mi, biraz önce söyledik. Şükür mesela yapabilirsiniz. Kalbimiz şükür enerjisine dönsün. Kalbindeki şükür enerjisini evrene yayıyorum. Şu anda kendi merkezimdeyim, kalp merkezimdeyim. Şükrediyorum, varlığıma şükrediyorum. Kendime, çoluğuma, çocuğuma, aileme, eşime, dostuma. Gökyüzüne bakabildiğim gözlerime, çiğneyebildiğim dişlerime. Her neyse, neyi istiyorsan ona şükredebilme haline geç. O zaman ağzından kelimeler patır patır dökülür. Sen bile anlayamazsın. Kendine böyle şaşırırsın. Bunları nasıl söylüyorum diye. O yüzden bastırma duygularını güzellikle, sevgiyle, kolaylıkla gelsin. Canım bir tanem, güzellikler diliyorum sana. Teşekkür ediyorum anneciğim. Kayınvalidem de yayındaymış. Teşekkür ediyorum. Gölge yanları nedir insanların? İnsanın gölge yanları kendini kapatma halinde, yüzleşmekten kaçtığı, karşısındaki kişi de eleştirdiği ama onu görmezden geldiği haldir. Aslında karşısındaki eleştirdiği kişideki oradaki o haller o kişide de vardır ama onu kapattığı için onunla yüzleşemez. Karşı veçeden ona sürekli aynı basınçtan duygular gelir. Onunla yüzleş de şifalan diye. Ama kişinin bilinç seviyesi düşükse ve bunu anlayamıyorsa ona sürekli basınç gelir karşıdan. Onun şifalanması içindir aslında. Herkes bir yansımadır, bir aynadır. O yüzden o şekilde yansıyarak karşı taraftan o duyguyu birbirinizle hemhal olursanız o sana her şeyi söyler aslında ve orada gölge yanlarını da görürsün. O gölge yanlarını da görürsün, orada da şifalanma gerçekleşir. Hata yapsa da seversin çünkü o orada konuştuğunun kim olduğunu bilirsin, konuşanın kim olduğunu bilirsin. Güzellikle, sevgiyle şifalanman için karşıdan sana kimin ne söylediğini, ne konuştuğunu anlama haline geçme halidir o.
Gölge yanların seni görmezden gördüğün yanlarındır. Kendine itiraf edemediğin yanlarındır. Bunu fark ettiğin yanlarındır. Kurban bilincinde çok kalmaktır. Aslında bir nevi. Her birimizin gölge yanlarını gördüğümüz günler olsun. Kendimizle barıştığımız, kendi içimize döndüğümüz, kendi görünmeyen yüzlerimizi gördüğümüz, görünmeyenle yüzleştiğimiz günler olsun. Gerçeklikle, sohbetin başını gerçeklikle başlamıştık. Yine gerçeklikle bitirelim. Gerçeklikle yüzleştiğimiz günler olsun. Sevgiyle, kolaylıkla dönüştüğümüz. Hepimize şifa olsun. Bunlar tabii ki çok kısmi bilgilerdi. Anda, akışta kimin ne ihtiyacı varsa bilmiyorum artık. Bütüne şifa olsun, katkı olsun her daim. Kendi gerçekliğimizle yüzleştiğimiz anlar olsun. Şifa olsun hepimize, her birimize. Çarşamba günü toplu çalışmayı unutmayın. Ücretli toplu çalışmamız var. Hep birlikte beraber ihtiyacı olanlarla bir aradayız. Hepimize şifa olsun. Öpüyorum her birinizi. Sevgiyle kalın. Ben teşekkür ediyorum. Yayını kaydedeceğiz sevgili arkadaşlar. İnşallah bütüne katkı olsun. Teşekkür ediyorum. Melike teşekkür ediyorum canım benim. Hocam sizi izlerken esnedik, gözyaşı geldi. Şükür olsun şifa olmuş. Hep birlikte enerjiyle dönüşmüş. Ben teşekkür ediyorum. Öpüyorum her birinizi. Kendinize iyi bakın. Eyvallah, çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sevgiler, saygılar bizden efendim. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.